Bahsetmek istediğim konu gıda estetiği. Gıda estetiğinde neler yapıyoruz? Gıda estetiğinde hem cerrahi hem de cerrahi olmayan seçenekleri mevcut. Cerrahi olmayanlarda cihazlarla yaptığımız radyo frekans, fokuslu ultrason gibi ısı yoluyla gıda bölgesini eritip hem de sıkılaştırmak amaçlı kullandığımız cihazlar mevcut. Cihazlar dışında iğnelerle yaptığımız işlemler var. Bunlar nedir? Gıda lipoliz dediğimiz yağ dokusunu, yağ hücresini parçalayarak eriyerek vücuttan atılmasını sağlayan ürünlerle yapıyoruz. Bunlar genellikle seanslı işlemler. 2 veya 3 seansta uyguluyoruz. Diğer işlem ise cerrahi işlem. Cerrahi işlemde ne yapıyoruz? Oradaki yağ alacağımız liposuction yapıyoruz. Liposuction, klasik liposuction veya laserla yaptığımız liposuction dediğimiz iki yöntem mevcut. Hastanın cildinin durumuna göre, dokusunun durumuna göre, sarkıklığına göre, toparlama gerekip gerekmediğine göre, yağ miktarına göre laser mı yapacağımızı ya da klasik liposuction'ı yapacağımıza karar veriyoruz. Liposuction yapacaksak tamamen bir seanslık işlem. Bir daha yapmamıza gerek olmamakta. Ve liposuction yine sadece gıda bölgesini yapacaksak lokal anesteziyle yaptığımız bir ameliyat. Ama genellikle kombine ettiğimiz bir ameliyat olduğu için yüzün başka bir bölgesi veya bacak, kol gibi yağlı bölgelerden liposuction gerçekleştireceksek gıda ile beraber tercih edebiliyoruz. Ama demin de bahsettiğim gibi sadece bölgesel gıda bölgesini ameliyat edeceksek lokal anestezi altında gerçekleştiriyoruz.